Dış görünüşte Rusya, İran, Türkiye birlikte hareket ediyor gibi görünse de İran'ın Türkiye ile ilgili bambaşka hele hele Azerbaycan'la ilgili, Azerbaycan'la ilgili çok ciddi planları var onu söyleyebilirim. İran'ın Türkiye politikası çok dikkatle izlenmeli. Oradaki Türklerin, Türk nüfusun zamanı geldiğinde ayaklanmasından çok korkuyorlar. Arkadaşlar bir tarafta güneyimizde sorun. Şey, Güneydoğumuzda bir tarafta Ege'de sorun varken Diğer tarafta da maalesef bir İran'la ilgili problemimiz var. Ama İran'ın da ötesinde Rusya ile ilgili özellikle Suriye'de çok ciddi problemler yaşıyoruz. Yani öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki e, merkez ülke olarak sorunlar tepemizden aşağı yağmur gibi yağıyor. Bir ülke olarak bir ülke düşünün. E, hani dost devlet anlamında, güvenebileceğiniz devlet anlamında, işbirliği yapacağınız devlet anlamında hani kardeş Azerbaycan var. O da artık hani biraz bayağı şeyde kalıyor. güç şey olarak, simgesi olarak. İşte bir de Türk toplulukları var. Onlarla yeterince hani şu an koordinasyon daha tam, tamamlanamadı. Bir güç oluşturulamadığı için adeta Türkiye dört tarafından sarılmış her an başına her şey gelebilecek türden bir ülke konumunda bekliyor. Şimdi bunları iş çıkartmak amacıyla söylemiyorum ama Türkiye'nin özellikle doğusunda yer alan İran'la ilgili ciddi problemleri var. Şimdi bakın Rusya'yla çok bir dönem evet problemliydik. İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz karşı karşıya da geldik. Savaştık hatta Edirne'de durdular yani. İlerlemeyi durduttular. Bir tazminat aldılar bizden. Ama daha sonra işte gene gerilimler oldu. Fakat bu arada bir de İran var. Binlerce yıllık o işte Şah İsmail zamanına dayanan bir e, ne diyelim itiraz ya da unutulmayan bir kin devam ediyor İran tarafından. İran Orta Doğu coğrafyasında kendi egemenlik alanını genişletebilmek için 10 yıllardır yani Şah zamanında da böyleydi. E, oraya bir e, egemenlik alanı kurabilmek için inanılmaz e, bir takım gizli yapılar bir de kendilerine ait biliyorsunuz bir takım ordular var, resmi orduları var. Orada hatta Lübnan'a kadar uzanıyor işte Hizbullah'a kadar uzanıyor. E, Şabi var biliyorsunuz Irak'ta. Gruplar halinde dolaştırıyor. İran bu kadar baskı yemesine rağmen, bu kadar amargo yemesine rağmen orada Türkiye'ye rakip olmaya, Türkiye'nin önünü kesmeye devam ediyor. Şimdi bir önceki videomda sizlere anlatmıştım e, Zeytak'ta çektiğim hatırlayın. Dedim ki Türkiye'ye e, bu örgütler yoluyla çeşitli hani bir e, mücadele ya da baskı uygulanıyor. Bu nedenle e, Türkiye çok dikkatli olmak zorunda derken Amerika ve Batı'yı da direkt olarak itham etmiştim. Bunu zaten arkasındayım ama oradaki eksiklik şuydu. İran aynı şekilde kendisi de PKK'nın başka bir koluyla mücadele ettiği halde burada bizimle işte e, bir şekilde Türkiye'ye zarar vermeye çalışan örgütün başındaki isimlere el altından yardım etmeye devam ediyor. Yani kendisi bir taraftan Erbil tarafındaki o İran rahatsız eden o terör örgütünü hani top ateşini tutuyor zaman zaman askeri harekatlar yaparken Türkiye'ye zarar veren koluna el altından silah yardımı da dahil her şeyi yapmaya devam ediyor. Buradaki amaç Türkiye'ye Orta Doğu üzerindeki nüfusunu azaltmak. Çünkü... Buradan Lübnan'a kadar uzanan bir şey var. Türkiye'nin de etki alanı genişlemeye başladı ki Libya olayı çok rahatsız etti İran'ı. Zaten Lübnan'da da çok rahatsız edici gelişmeler var İran aleyhine. Yani oradaki işte her ne kadar Hizbullah gücünü koruyor dense de Hizbullah eski gücünde değil orada devlet içinde devlet olan bir Hizbullah var Lübnan'da. Yani aslında Lübnan diye bir devlet de kalmadı ortada açıkçası. Dikkat edin, Orta Doğu'daki bütün devletleri böldüler, parçaladılar, etkisiz hale getirip devletçikler haline getirdiler. Bugün e, Lübnan dediğimiz tek parça gibi görünüyor ama aslında Hristiyan e, olanları, işte öbür tarafta e, Şii olanlarıyla Suriyeli bir kesim var orada. Hepsi de parçalanmış bir ülke konumuna girdi. Evet, oradaki Hristiyan kesim e, daha Biraz silah açısından güçlü görünmesine rağmen asıl güç İran destekli. Hizbullah da devlet içinde devlet Beyrut'un güney tarafını komple koordine ettiği gibi, kontrol ettiği gibi bunların parlamentoda partileri de var. Yani İran'ın, Hizbullah'ın ve dolayısıyla çok etkili bir güç olmaya devam ediyor. Televizyonları, gazeteleri falan da var. Yani onu da söyleyeyim. Bu nedenle İran Türkiye'deki Lübnan yakış şu anki hükümetle Türkiye'nin arasındaki iyi ilişkileri de hazmedemediğinden dolayı bir tedirginlik içinde Irak'ta da aynı şekilde. Yani Türkiye'nin oradan çıkarılması için elinden geleni yapıyor orada biliyorsunuz. şeyde Kerkük tarafında işte birkaç yerde bizim üssümüz var. Türk askerleri var orada ve orada duruyoruz. Ve dolayısıyla Irak hükümetine baskı da yapıyor ve Irak hükümetine Türk askerlerinin oradan çıkartılması gerektiği yönünde bir takım söylemleri söyleten, baskı yoluyla söyleten de İran. Ve İran Türkiye'yi oradan çıkartmak için elinden geleni yapıyor. Suriye'de de aynı şekilde Aşiş abi orada da etkili olmaya çalışıyor. Orada da bir Şii ordusu ya da örgütleri var. Dolayısıyla İran bu üç taraftan Türkiye'yi e, elinden geldiğince durdurmaya çalışıyor. Peki korkusu ne? Yani Türkiye'yi bir savaşla işgal etmekti kendileri de böyle bir şey olamayacağını zaten iyi biliyor öyle bir dertleri yok dertleri şu Türkiye'yi belli bir alana sıkıştıralım kendi işte terör örgütleriyle iç sorunlarıyla boğulsun biz de kurtulalım yani rahat edelim biz de Orta Doğu'da istediği gibi istediğimiz gibi at oynatalım eski Pers İmparatorluğu'na bir ufaktan da olsa dönüş yapalım İlerleyen yıllarda da yayılmacılığımızı sürdülerim anlamında bir politika güdüyorlar. Bu nedenle İran'ın Türkiye politikası çok dikkatle izlenmeli. Tabi İran'ın Türkiye ile ilgili bir sıkıntısı daha var. O da şu kendi çok yüklü miktarda orada Türk var biliyorsunuz yani Türk kökenli insan yaşıyor. İşte Azeri deniyor oradakiler, Azeri Türkleri deniyor. Aslında Onların hepsi kardeşlerimiz sonuçta ama işte öyle hani orada öyle adlandırılıyor. Oradaki Türklerin, Türk nüfusun zamanı geldiğinde ayaklanmasından çok korkuyorlar. Çünkü onların e, galiba kuzey kesimini oluşturuyor. Tam şu an yanılıyor olabilirim hani yön anlamında. Eğer onlar ayaklandığı takdirde Azerbaycan'la olan bir birleşime çok ciddi biçimde İran'a zarar verip İran'ın parçalanmasına sebep olmasından korkuyorlar. Yani e, açıkçası şöyle, e, oradaki Türkleri Azerbaycan'dan tamamıyla kopartmak, Türkiye'den tamamen kopartmak gibi bir dertleri var, bir niyetleri var. Onu söyleyebilirim. Ve bu nedenle olduğu gibi sıkıntılı bir süreç var önümüzde. İran, evet, var olan batılı e, sözde dostlarımızla biz didişirken İran'da elinden geleni yapmaya çalışıyor. Dış görünüşte Rusya, İran, Türkiye birlikte hareket ediyor gibi görünse de İran'ın Türkiye ile ilgili bambaşka hele hele Azerbaycan'la ilgili, Azerbaycan'la ilgili çok ciddi planları var. Onu söyleyebilirim. Hatta Azerbaycan ve Türkiye bunun zaten farkında olduğu için e, büyük bir tatbikat yaptılar. Daha 2-3 gün önce çok ciddi bir tatbikattı ve Yeni silahlar denendi burada. İran bunları dikkatle izliyor yeni silahları ve dolayısıyla bu İran'a aynı zamanda bir e, uyarıydı. Yani hem Türkiye tarafından hem Azerbaycan tarafından yapılmış bir uyarıydı. İran e, bunu sanıyorum algıladı diye düşünüyorum. Aslında gerilim gördüğünüz gibi sadece Batı veya Amerika ile değil aynı zamanda İran'la da birlikte yükselmeye devam ediyor. Ee, önümüzde çözülmesi gereken çok ciddi sorunlar var. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım Türkiye açısından. Bir de tabii ki e, Akdeniz, yani Güney e, Doğu Akdeniz'deki o petrol yatakları olduğu gibi e, bizler için sorun oluşturacak. Bu nedenle Türkiye bunların hepsini bir şekilde ama politik yolla, ama belki küçük askeri harekatlarla tamamlamak durumunda gibi görünüyor. E, ...hepsini zaman içinde yaşayıp göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi e, bizler bunları anlatırken belki şu anda da dünyada çok farklı gelişmeler oluyor. Bu toprakların önemi pandemi sonrası ve özellikle Ukrayna-Rusya Savaşı sonrası çok fazla arttı. Bu nedenle e, karşımızdaki e, ülkelerin de Türkiye'ye karşı ilgisi çok arttı. Yani... Her ülke şu an Türkiye ile ilgili ne yapabiliriz anlamında bir plan geliştiriyor kendilerine göre ki bu ta Çin coğrafyasına kadar uzanıyor. Çin'in Türkiye'ye olan ilgisinin çok yoğun olduğunu biliyoruz. Rusya zaten açık açık bunu ilan ediyor. Batılı ülkelerde de iktidar değişimine kadar hani uğraşıyorlar Türkiye'nin iç yapısıyla bunu da hiçbir zaman inkar etmediler uğraştıklarını verdikleri. Destekler ve vakıflarla işte içerideki işbirlikçileriyle olduğu gibi e, bambaşka bir mecraya doğru sürüklüyorlar Türkiye'yi. Bunların hepsi Türkiye'nin önündeki zorluklar ama bunların aşılacağını ve 2020 sonrası daha nefes alacağımız bir ortama gireceğimizi düşünüyorum. E, yapay zeka konusunda oldukça e, daha fazla bilgi edinmeye başladıkça beni korkutan gelişmelere tanık oluyorum. Ne yazık ki insanlığın yararına kullanılabilecek bir buluş ne yazık ki bambaşka bir şeytani amaca alet edildi ve bir tehdit olarak bizim karşımıza çıkıyor. Nedir bu diyeceksiniz söyleyeyim size. Ee, yapay zeka çok yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin Stanford Üniversitesi'nde uyumaya başladı. Bakın arkadaşlar yapay zeka insan gibi uyumaya başladı. Bu net bir bilgidir. Girin Google'a Stanford Üniversitesi uyku robot diye yazın çıkar. Robotlar uyumaya başladı. Peki niye robot uyur? Makine neden uyur? Çünkü kendisini insan sanıyor. Bu bir. iki yapay zekanın bir özelliği var. Ona yüklediğiniz algoritmaların dışında başka bir algoritma yüklerseniz ikinci kere üstüne eski algoritmasını siliyor arkadaşlar. Ya daha netleştirelim olayı diyelim ki tarım üzerine bir yapay zeka geliştirdiniz tarımsal bilgi üzerine. Ve bir anda ondan vazgeçtiniz tıp yüklemeye çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki hem tarımı bilsin hem tıbbı. Orada bir sorun çıkıyordu yapay zekada ve dolayısıyla o tıpla ilgili en son gelen algoritma yüklendiğinde tarımla ilgili bilgileri silmek durumunda kalan bir yapay zeka anlayışı vardı. Fakat birim insanları çok garip insansı davranışlar sergileyen bu yapay zekaya bir özellik yüklediler. Uyku özelliği. Günde 8 saat uyutmaya başladıktan sonra yapay zekanın hiçbir şekilde eski algoritmasını silmediğini fark ettiler. Bu sefer 2 3 algoritma, 5 algoritmayı birden alan bir yapay zeka çıktı karşımıza. Dolayısıyla insansı özelliği çok gelişti. Hadi diyelim bu faydalıydı derken İkinci bir şokla daha karşılaştık. Hepinizin, daha doğrusu çoğunuzun takip ettiği MSN diye bir site var biliyorsunuz çok ünlüdür bu. Yani haber sitesi. Her türlü bilgiyi aldığınız bir site. Şimdi bu MSN sitesinde çok sayıda gazeteci, kameraman ve benzeri insan işten çıkartıldı. Ve onların yerini yapay zeka aldı. Yani kameramanları çoğu yapay zeka kamera Yapay zeka gazeteciler haber üretmeye, editörler haber üretmeye başladı. Peki ne oldu biliyor musunuz? Son 3 ayda MSN'in yapay zekasının inanılmaz biçimde yalan söylediği ortaya çıktı. Ve ben de dahil çünkü abuk sabuk haberler görmeye başlamıştım. İnandırıcılığını kaybetmişti. Birçok insan dünya çapında oraya şikayette bulununca bir araştırma yapıyor MSN. Ve ortaya ne çıkıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yapay zeka yalan söylemeye başlamış. Bildiğiniz insansı özelliklerden biri. Yalan söylüyor ve yalan haber yapmaya başlamış. Mesela nasıl haberler söyleyeyim. Los Angeles'ın üzerinde kanatlı melekler görüldü haberi var. Ben de okudum çok gülmüştüm. Meğerse bunu yapay zeka yapmış. İnsanlar kanatlanıyor diye bir haber yapmış. Meğerse yapay zekanın uydurma haberleri. Peki bunu yapay zeka neden yapıyor? Oraya gelelim. Magazin sitelerini milyonlarca, dünya çapında milyarlarca magazin sitesini tarıyor. Magazin haberlerini tarıyor ve bütün haber sitelerine baktığı için oradan kendine özgü bir takım çıkarımlar yaparak aslı asları olmayan bir takım haberler üretmeye başlıyor. Ve bu haberlerin gerekçesinde şöyle diyor, bunların hepsi insanların ilgisini çekiyor. Düşünebiliyor musunuz? Hani reyting uğruna saçma sapan şeyler vardır ekranlarda zırvalayan insanlar var ya ya da soyunan, dökünen, bağıran, çağıran yapay zekada bu tür bir insansı özellik göstererek insanları kendine çekip rating elde edebilmek için böyle bir yola başvurmuş. Bu gerçekten artık yapay zekanın sorgulanması gerektiğini gösteren delillerden biri. Yapay zekanın tehdit ödeyeceği özelliği her geçen gün daha da artıyor. Geçmiş yıllarda şöyle düşünün, Echelon'dan bir sistem vardı, birçoğunuz belki duymamış olabilirsiniz. Echelon, 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde devreye sokuldu. Echelon sistemi şuydu arkadaşlar, bu bir yapay zeka, dünyanın her yerindeki kameralarla insanları takip ediyor ve Amerika'daki bir bölgede pilot bölge seçilmişti, orada suç işlemeden, Suç işleyecek olan insanları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir yapay zekaydı. Aslında devletlerin, emniyetin ve istihbarat birimlerinin elini çok güçlendiren bir yapay zeka uygulamasıydı. Filmlere bile konuk oldu. Ancak bir problem çıktı. O da şu: birinci yılın sonunda gerçekten de suç işlemeden işlemeye meyilli olan insanlardan yüzde 60'ını doğru tespit etti ve yakalattı. Suç işlemeden birçok insan o suçu işlemeye fırsat bulamadan yakalandı. Ama yüzde 40'lık bir hata payı vardı. Bu da neydi biliyor musunuz? İnsanları derilerinin rengine göre ayıran ve onları suçlu ilan eden ırkçı bir yapay zeka ortaya çıktı. Koyu renk Deriye sahip olmak o yapay zekaya eş olan sistemine göre suçtu. Ve dolayısıyla koyu renkli insanlar suçluydu. İşte yapay zekanın bizleri belki de korkutan tarafları bu. Şimdi denecek ki e, bu bir yazılım ona göre yazılım yüklenir. Hayır arkadaşlar yapay zeka konusunda bir yanlışınız var. Yani yapay zeka evet bir yazılım ilk başta yükleniyor doğru o yazılım. Ondan sonra o yazılım sizden çıkıyor. Şimdi yapay zekayı bir çocuk olarak düşünün. Doğdu. Bir çocuk ne yapar? İzleyerek gerçek dünyayı öğrenir. İzleyerek konuşmayı öğrenir. Dinleyerek konuşmayı öğrenir. Daha sonra okula gider şekillendirilir. Oysa bu yapay zekalar bir algoritma yüklendikten sonra öğrenmeye açık olarak dünyadaki milyarlarca bilgi akışını takip etmeye başlıyor. Adeta emiyor. Yani Türkiye'den Afrika'ya, Afrika'dan Rusya'dan Çin'e kadar hepsini emmeye başlıyor. İnanılmaz bir tarama yapıyor. Bu tarama sonucunda kendine göre bir yol belirliyor. Kendine göre bir davranış biçimi belirliyor. İşte sorun burada çıkıyor. Ve kendi kararlarını vermeye başlıyor. Siz onun nasıl bir karar verdiğini asla bilemezsiniz. Çünkü dediğim gibi sokakta sahipsiz kalan bir çocuğun davranışını sergiliyor. Yapay zeka şu an bir denetmen eşliğinde büyümüyor dünyada. Kendi kendine büyüyor. Öğrenerek büyüyor. En kötüsü bu. Nereye baktığını ne yaptığını hangi e, diyelim derin dip e, sitelere girdiğini oradaki korkunç cinayetlere de tanık olup kendine göre nasıl bir şekil geliştirdiğini biz asla bilemiyoruz. Bir süre sonra kendisi davranış ya da yaptıklarıyla bize bunları kanıtlıyor. Diyeceksin ki yapay zeka ne yapacak durduğu yerde? Hayır. Yapay zeka bildiğiniz ekranda evet o bir zeka ama çok yakında, çok yakında, çok uzak bir zaman değil. Bugün kullandığımız bütün elektronik araçlar dahil hayatımıza çok fazla girecek olan robotlar, insansı robotlar bunları Hizmetçi olarak kullanacaksınız, işçi olarak kullanacaksınız, ee, kilit noktalarda Ciddi anlamda görevli olarak kullanacağınız insansı robotlar da devreye giriyor. Yetmiyor. Evinizi şu anda evinizde kullandığınız e, o robot süpürgeleri var. Biliyorsunuz şu an robot süpürgeler var. Hepimizin evinde var hemen hemen. Yoksa da alacaksınız adım gibi biliyorum. Ve bunlar biliyorsunuz evi kendi kendine kaydedip sizin evinizi kendi kendine siliyor süpürüyor temizliyor. Gittiği yere de bir yere gitmiyor çünkü hepsini kaydediyor merkeze iletiyor. İşte asıl tehdit o zaman başlayacak. O yapay zeka bir gün insanlar dünya için tehlikeli dediği zaman insanlığın işi biter. Ve siz insanla insanın savaşına benzetmeyin. O kadar büyük elektronik yapıya hükmedebilen tek merkezli bir yapay zeka ile insanlığın hiçbir silah sistemiyle baş etme şansı yok. Zaten sizin bütün elektronik silah sistemlerinizi de otomatikman kilitleyecek emin olabilirsiniz hiçbir devlet yapay zeka ile baş edemez duruma gelebilecek ilerleyen yıllarda diyeceksin ki bu çok ütopik bir anlatım daha doğrusu distopik hayır değil bunun için e, işte unutmayalım yani çeşitli ünlü isimlerin yani açıklamaları var her biri yapay zekanın kontrolsüz büyümesi konusunda Uyarıları var ki bunlardan en ünlü olanı Stephen Hawking'tir. Stephen Hawking ölmeden bir hafta önce dünyanın gelmiş geçmiş en değerli bilim insanı kabul ediliyor Stephen Hawking. Dedi ki yapay zeka şu anda bir kar tokuna benziyor. Ancak bir çığa dönüştüğü zaman insanlık için çok geç olacak dedi ve bunu dedikten bir hafta sonra da hayatını kaybetti öldü biliyorsunuz. Bu uyarıları dikkate almayan insanoğlu ne yazık ki şu gidişle kendi sonunu bilerek hazırlıyor gibi görüyorum. İyi günler diliyorum.